Herkese merhabalar, ben Clash of Clans Türkçe olan Uray Paydın. Bugün köy tasarımlarını inceleyeceğimiz bu yeni bölüme başlıyoruz. İlk bölümü şu an Mustafa çekti. Ben de hemen arkasından yeni bölümü çekiyorum. Şimdi bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Köylerinizi bulurken biraz zorluk yaşayabiliyoruz. Clash of Clans Türkiye Türkçe Facebook sayfasına köyünüzün adını, klanınızın adını ve klanınızın kupasını yazmak istemememizin nedenini göstereceğim şimdi. Hemen dilerseniz şuradan klan arama kısmına girip Wolf Team adında bir klandan The One adlı köyü arayalım. Mesela. Şimdi Wolf Team yazalım şuraya. Ve araya bastığımızda çıkacak olan sonuca bir hep birlikte göz atalım. Tekrar basalım. Şimdi. Gördüğünüz gibi Wolf Team adında sayısız klan var. Bu da demek oluyor ki sizin sadece klanınızın adınızı söylemeniz yetmiyor. Aynı zamanda klanınızın kupasını da söylemeniz gerekiyor ki biz sizi bulabilelim. Bu bir ek bilgi olarak geçsin ve ilk köye bakalım. Emir adında bir köy ve Memişler adında bir klandan şey geliyor. Şimdi tek bir tane böyle bir klan olduğu için bulmakta pek zorlanmıyoruz. Fakat siz yine de mümkün mertebe klanınızın kupasını da söyleyin. Emir isimli kişiymiş. Öncelikle bir profiline bakalım. Emir'in durumu neymiş? Altın 2'de 1540 kupası var. Bu kupa içerisinde 3 tane saldırı kazanmış, bir tane kaybetmiş. Bunlar çok önemli detaylar değil. Toplamda goblinlerde çok fazla ilerlememiş. Evet, biraz şey de güzel. İşte belediye binasını 8'e yükseltmiş. Bıdı bıdı bıdı. İşte 59. seviyede orta bir şey. Klan savaşlarına çok fazla katılmıyor anladığım kadarıyla. Toplam 72 tane yıldız kazanmış. 150 şeyde toplamda da ne kadar? 1.4 milyon ganimet almış. Klanına tekrar dönelim ve hadi dilerseniz bir ziyaret edelim Emir'i. Bakalım nasılmış. Evet, 8'in seviye bir köy binası var. Tasarım fena durmuyor. Şimdi ben olsam mesela, saldıran bir kişi olsam buraya nereden saldırırım diye düşünüyorum. Şimdi şuralardan uzak dururum çünkü buralarda bomba olabileceğini düşünürüm. Yine aynı şekilde şurada da ve son olarak da şurada da. Burada Tesla ve bomba olabileceğinden korktuğum için muhtemelen şuradan giriş yaparım. Bir de şöyle bir durum var. Bu büyü fabrikası ve altın madeni çok dip dibe olduğu için bu arada yaylı tuzak ya da bomba koyamayacağından dolayı hemen buraya devlerimi ve şeyleri bırakırım. Duvar kırıcılarımı bırakırım. Ve içeriye doğru ilerleyebildiğim kadar ilerlerim. Şimdi 8'in seviye gelmesine rağmen 3. seviye köy binası, sihirbaz kulesi biraz düşük. Yine aynı şekilde havanları da yükseltmeye yavaştan başlaman güzel olur. Hava savunmalarına basmışsın. Hava savunmalarını sana tavsiyem. Üçünü birlikte aynı zamanda basma. Böyle olursa hava saldırılarına karşı tamamen şeysiz kalıyorsun. Savunmasız kalıyorsun. Dolayısıyla hava savunmalarını basarken birinin bitmesini bekle ki diğerini bas. Bu sadece bir tavsiye olsun. Kara iksir gördüğüm kadarıyla biriktirebilmeye başlamışsın. Bu da güzel bir şey. Yakında 9. seviyeye geldiğinde okçu kraliçe için gerekli olacak. Şu ordu kamplarını az evvel bahsettiğim nedenden dolayı bir gıdım dışarı çıkarabilirsin. Saldıran kişinin arasında tuzaklar olduğunu sanması, mesela kışlaları ve benzeri şeyleri, saldırayım mı diye tekrar düşünmesine neden olabilir. Eğer yakınlarda da gördüğün gibi okçu kuleleri varsa bunları bir gıdım dışarı çıkartmak buraya tek bir tane okçu bırakıp onu almasını engeller. Mesela aynı şekilde şurada olduğu gibi. Bu yüzden böyle bir taktik kullanıp karşındaki kişinin gözünü korkutabilirsin. Haricinde durum güzel. Havanları ortaya almışsın. Duvarlar güzel bir şekilde 6. seviyeye kadar gelmiş. Umarım yakında 7'ye de yavaş yavaş geçersin. Okçu kuleleri 8'i görmüş. Bu oldukça güzel. Ki masraflı bir şey olduğunu da bilirim okçu kulelerinin. Altın madenlerini hızlandırmışsın. Şu an hızlandırma gibi bir lüksümüz var. Bunu kaçırmamışsın. İksir deposunun yenisini basmışsın. Şu an ikisi 10. seviye. Bunu da muhtemelen 10'a çıkartıyorsun anladığım kadarıyla. Yine aynı kez de altın deposunu da 8'in seviyede yeni gelen depoyla arttırmaya başlamışsın. Durumu güzel gözüküyor. Devlerinin kaçıncı seviye olduğunu göremiyorum. Çünkü klanında değilim. Ama kaçıncı seviye olduğunu şu an bir şey söyleyemediğim için geçmek durumundayım. İzbe kışlayı 2'ye basmışsın. Yavaştan şeylere de başlarsın. Burada 10. seviye kışlan olması güzel. Senin seviyen için güzel olmuş. Diğer kışlalarının durumuna da dilersen bir bakalım.
Nereye koymuşsun diğer kışlayı? Burada bir tane var. Bu 7. seviye. Yine aynı şekilde burada da 2 tane 7 var. Bir tanesini ona götürmen Pekka ve Ejderha çıkartman için sana bir kolaylık sağlar. Genel olarak bakacak olursam sevdim. Güzel bir şeyin var. Köyün var. Seviyelerde bir iki tane yükseltmen gereken şeyler var. Mümkün mertebe ilk başta havanları yükseltmeni öneriyorum sana. Ve aynı zamanda sakın ve sakın sihirbaz kulelerini es geçme. Buradan da topları 9. seviyeye kadar çıkartmışsın. Dikkatimi çekti. Gayet güzel. Eline sağlık. Bundan sonra zaten altına dönüşüyor. Mısır gibi bir şey oluyor zaten şekil şemal olarak. Güzel. Beğendim. Eline sağlık. Tebrik ederim. Sadece bu sihirbaz kuleleriyle havanları en azından bir 6. seviyeye kadar çıkart mümkün mertebe kısa zamanda. Onu söyleyelim. Genel olarak güzel. Eline sağlık. Şimdi ikinci şeyimize gidelim. Köyümüze. Bu Haseki Sultan Bir Klanı'ndan Mehmet adında 53. seviye bir arkadaşımızmış. İnternet bağlantımız biraz yavaş olduğu için yavaş gidiyoruz ama artık o kadarı da kadı kızında bile var. Şunu aman arttırma. Ne yapıyorsun? Şimdi Haseki Sultan Bir. Bastık devam. Arayalım bakalım klanına. Haseki Sultan Bir, evet burada. Kişinin adına baktık tekrar. Mehmet'miş. Mehmet neredesin? Mehmet burada. Şimdi, evet bu arada 53'ünü seviyorum. Evet. 628 tane asker bağışlamış, 818 tane almış. Aktif bir oyuncu belli ki. Ve buradaki sihirbaz gibi de değil. 205 tane alıp 1600 tane almamış vardı. 205 tane verip 1600 tane almamış. Böyle durumlarda genelde ben atıyorum zaten o kişiyi klandan. Ama Mehmet eline sağlık. Güzel bir şeyim var, durumum var. Şimdi bir durumuna bakalım. Ne varmış ne yokmuş. 57 tane saldırı, 5 tane kazanılan savunma, bağışlanan askerlerin sayıları güzel bu dönemde. Aktif olarak saldırmış. Şu an köy binasının 7. seviye olduğunu görüyorum. Başka ne var? Aşağılara bakalım. Klan savaşında ne kadar aktifsin? Fena değilsin. Güzel gidiyorsun. Toplamda da 3.6 milyonda altın toplamışsın. Cehennem Kulesi bile iki tane yıkmışsın. 7. seviyede. Güzel. Bronz 2'desin. Anladığım kadarıyla. Bir ziyaret edelim seni. Bakalım şimdi duruma şöyle genel olarak. Neyimiz var, neyimiz yok. Evet. Şimdi. Klan köy binasını dışarı koymanın nedeni anladığım kadarıyla sana kalkan vermeleri. Bu şekilde içeride gerekli şeyleri savunmayı ummuşsun. İki tane iksir deposunu da iki tane altın deposunu da buraya koymuşsun. Klan kalesini de 3. seviyeye kadar arttırmışsın ve tam merkeze koymuşsun. Tam merkeze koyman şu an gördüğümüz çizgiden dolayı seni şeylerden koruyor. Hani içeri saldırıldığında savunmalarını alabilirsin diye umuyorsun. Burada duvarları buraya yerleştirmişsin çünkü direkt buraya saldırılmasını istememişsin. Biraz daha uzaktan askerlerin gelmesini istemişsin. Aynı şekilde buradaki ordu kamplarının da koyuluş nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Fakat şöyle düşün. Ben mesela şu an saldıracak olsam ve sihirbaz kulelerinin de tasarımının tamamlanmış olduğunu düşünecek olsam. Şuradan girerim. Çünkü biliyorum ki duvara yakın olan herhangi bir şey yok. Büyü ya da bir şey yok. Çünkü altın madeni, ordu kampı ve buradaki iksir toplayıcıya bakarak burada yaylı tuzak ya da herhangi bir bomba olmadığını görüyorum. Ne yaparım? Şuraya, hemen şu aşağı kısma buraya bir tane goblin bırakırım ve bu goblinin buradaki altın madenine gidişini izlerim. Yolda herhangi bir bomba varsa patlar ve haberim olur. Bir tane de şuraya okçu koyarım. Bu şekilde buranın temiz olduğunu yaparım. Şuranın temiz olduğunu anlarım. Ve gönderirim bombacıları. İlk başta şuradaki büyücü ve sihirbaz kulesinden. Hemen arkasında şurada okçu ve top şeyinden kurtulurum. Ki hepsi burada olduğu için devler az zarar görerek bu hasarı atlatırlar. Çok yüksek ihtimal şu okçu kulesi, top ve sihirbaz kulesinin ortasındaki boş yerde bir tane yaylı tuzak var. Fakat bu çok da büyük bir zayiat anlamına gelmiyor. Dolayısıyla hemen bu çevrelediğin hasarı yıkarım ve içeriye doğru ilerlemek için de goblinlere basarım. Şuradaki duvarı kırar, içeriden varın yoğunu alırım diye düşünüyorum. O yüzden biraz sana gelen kişiyi korkutmak için bu kışlaları, ne bileyim işte bu ordu kamplarını bir adım geriye al ki arada bir boşluk olsun. Saldıran kişi de korksun. Ve eğer
Köy binanın yıkılmasını istiyorsan ve bu şekilde kupa alacağını düşünüyorsan köy binasını daha görünebilir ayrı bir yer olan şuraya mesela alabilirsin. Bu köy binasını alıp kaçmalarına sebebiyet verir. Bu şekilde de sen de savunma alırsın. Muhtemelen şurada da bir tane Tesla'n var diye düşünüyorum. Aynı şekilde şurada da bir tane Tesla'n olduğunu düşünüyorum. Genel olarak tasarımın güzel. Beğendim. Havanları da 5. seviye yapmasın. Çok başarılı. Eline sağlık. Aynı şekilde sihirbaz kulelerini de yükseltmen gerektiğini farkındasın ve ikisini de 4. seviyeye yükseltiyorsun. Bir tane kışlayı 9. seviye yapmışsın bile. Diğerlerinden bir tane, iki tanesi 8, bir tanesi 4. 4. seviyeyi daha basmamışsın ama galiba gerek yok henüz. Aynı şekilde biraz altın madenlerine de önem ver. Çünkü bak bu gibi dönemlerde altın madenleri bayağı kilit bir iş yapıyor. 8'in seviye bütün şeylerin, okçu kulelerin eline sağlık. Bu da güzel olmuş. Yine aynı şekilde 8'in seviye toplarım var. Bu da senin için bir artı. Genel olarak hani oyunu iyi oynuyorsun. Tasarımı belki biraz daha değiştirebilirsin. Sonuçta burada bir yere girildi mi diğer tarafa yürümek çok da zor değil. Yine aralarda işte gördüğün gibi şuralarda yaylı tuzaklar var. Aynı şekilde ya Tesla ya da şey var. Büyük bomba ama yine de güzel bir tasarıma sahip. Belki daha karışık, daha kompleks bir tasarıma geçebilirsin. Bunun için videoda şeyi izleyebilirsin. Hani bizim 7. seviye için birçok öneri tasarımımız var. Bir onlara bakabilirsin ama yine de güzel iş yapıyorsun. Eline sağlık. Barbar Kralı da çıkartmış olman gayet hoş. Eğer şey yaptıysan, bunu hani gem kullanmadan harcadıysan gayet güzel bir iş yapmışsın. Eline sağlık. 3. klana bakabiliriz. Şimdi hemen şuradan klan aramaya girelim. Ebrar'a bakalım. Ebrar klanının içinde Samet isimli kullanıcı. Şimdi. Evet, iki tane var fakat büyük olanı düşünüyorum. Büyük olanı olduğunu düşünüyorum. Bunu çünkü kontrol etmiştim. Tamam, bu klandı, evet. Samet'ciğim neredesin? Aşağılara doğru inelim. Hah, burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi bağışlanan asker 732, alınan asker 216. Bu bir kez çok başarılı. Eline sağlık. 61. seviye bir oyuncusun. Evet, bakalım. 72 tane saldırı yapmışsın. Aktif olarak oyun oynuyorsun belli ki. Bağışlanan askerlerin çok başarılı. Eline sağlık. Yine aynı şekilde goblinleri de yakalama konusunda bu hani aktif olarak şeyi de kullanmışsın. Klan savaşlarında da kötü değilsin. Yine bayağı bir saldırı yapıp 67 tane yıldız almışsın. Bla bla. 2 tane cehennem kulesi kırmışsın. Yine aynı şekilde X'yi yok etmişsin. 3 tane, eline sağlık. Toplam 3 milyon da üzerinde ganimet almışsın. Hadi gel seni bir ziyaret edelim. Durumunu şöyle bir inceleyelim. Bu arada gümüş 2'desin. Bu da ortalama. Şimdi bir kez duvarlarının 7. seviye olması gayet başarılı. Eline sağlık. Çünkü 7. seviye bir oyuncu için, köy binasına sahip olan biri için duvarların 7. seviye olması çok başarılı. Hatta yememiş içmemiş duvar basmış diyebilirim senin için. Ordu kampını 6. seviye yapmışsın. Maşallah. Gayet güzel. Ağaçları falan temizlemeyi pek sevmiyorsun galiba. Sıkıntı yok. Topları 8'in seviyeye çıkartmışsın. Güzel. Hava savunmasını 5. seviye yapmak bu seviyedeki biri için fazlasıyla iyi. Eline sağlık. Yani şeyine dikkat etmişsin, öyle söyleyeyim seviyelere. Sihirbaz kulesi 4. Bunları 8 olunca 5'e çıkaracağına eminim. Yine aynı şekilde burada da havanların 5 olduğunu görüyorum. Eline sağlık. Bunların hepsine yakın gelecekte 6'ya tamamlamak. Ki nitekim zaten sınırı dolduğun için tahmin ediyorum yakında 8'in seviyeye geçeceksindir. İksir depolarının falan bir tanesinin 10, bir tanesinin 11 olduğundan belli. İkisi de bunların mesela 11. Eline sağlık. Gayet hoş olmuş. Tasarım olarak ben buraya saldıracak olsam nereden saldırırım? Onu söyleyeyim sana. Şimdi şu sihirbaz kulesi 2. sırada diye buradan girmem. Ve buradan biliyorsun şey çıkabilir sonuçta. Klan kadenin içi de dolu. Saldırırsam buradan bir şey çıkabilir diye. Nitekim onu eğer dışarıda yok etmek istemezsem şu sağ alttan saldırırım. İlk başta şu köy binanı alırım zaten. Bir tane okçu bırakıp. Sonra şuradan duvar kırıcıları gönderirim. Bir tane önce dev gönderirim. Çünkü sihirbaz kulen burayı
yok edebilir şeyleri, duvar kırıcıları. Arkasından duvar kırıcıları gönderirim ve içeriye girerim. Alacağım çok basit. İlk başta sihirbaz kulesi, sonra top, sonra havanı aldıktan sonra zaten içeri göndereceğim barbarlar ya da işte genel olarak şuralara göndereceğim barbarlar bayağı bir hasar verecektir. Arkasından da içeri girip çok yüksek ihtimalle altın depolarının hepsini ve şurada gördüğün iksir deponu temizleyebilirim. Dolayısıyla kişilerin gözünü korkutmak için şuralara biraz mesafe aç. Nitekim zaten belki şöyle bir şey yapabilirsin. Şu topla bu okçu kulesinin yerini değiştirebilirsin. Bu şekilde okçu kulesinin menzili daha geniş olduğu için bu iksir toplayıcı ve laboratuvarları bir adım geriye aldığında yine bir şekilde koruma altında olurlar. Bu da bir ek bilgi olarak gözünün şeyinde kalsın, aklının ucunda kalsın. Ama hakikaten yememiş içmemiş duvar basmışsın, savunma basmışsın. Bu güzel bir şey, eline sağlık. Şurası neden bu kadar boş bilmiyorum. Belki buraya bir şeyler koyabilirsin ya da en azından ne bileyim bir tane binanı, iksir toplayıcını falan içeri alabilirsin. Ek bir bilgi olarak kalsın. Şurada da tahmin ediyorum dev bombaların var ya da Tesla'ların var. Ama genel olarak baktığımızda durumunun güzel olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eline sağlık. Belli ki efor harcıyorsun, emek harcıyorsun. Evet, şimdi Fırtına adında bir klana gidiyoruz ve burada Wolf 10 adında bir oyuncuyla karşılaşmayı umuyoruz. Biraz bekleyelim ki yüklensin. Evet, şimdi hemen şuradan tekrar klan aramaya geçiyoruz. Buraya Fırtına yazıyoruz. Fırtına, araya bastık. Arayalım, duralım. Bu arada 11.698 şeyi varmış. Klan puanları varmış. Hop hop. Neredesin Fırtına? Tekrar kontrol edeyim. Fırtına. Şu F'nin ikini büyük yazsak bir şey değişecek mi? Muhtemelen değişmeyecek. Tekrar aratalım. Çünkü ben hatta bunu aratıp bulmuştum. Hah, şurada. 11.698. Burası. Tamam. Azebel de varmış da ben görmemişim. Şimdi Wolf 10 adında bir oyuncuyu arıyoruz. Wolf 10 neredesin? Burada. Alınan askerler 325, bağışlanan 218. Biraz daha bağışına önem göstermeni öneriyorum. Yine kötü değil, güzel ama hani daha da olabilir. 65. seviyeymişsin. 2 tane X yayı şey yapmışsın. Hiç Cehennem Kulesi'ne dokunmamışsın ama 85 Klan Savaşı yıldızın var. Bu güzel bir şey. Ve 5.6 milyon ganimet almışsın. Bu da oldukça başarılı. Bu hafta içerisinde, 2 hafta içerisinde 50 tane saldırı kazanmış. 13 tane savunma kazanmışsın. Bu da senin savunmanın kötü değil, gayet iyi olduğu anlamına geliyor gibi gözüküyor. Derken evet. Anladığım kadarıyla 8. seviyeye yeni geçmişsin. Çünkü burada 1. seviye sihirbaz kulesi, 3. seviye okçu bıt bıt bıt. Ve anladığım kadarıyla duvar basmaya da devam ediyorsun. Şimdi direkt gözüme batan bir şey var. Şunu söyleyeyim sana. Bu altın madenlerini, bu iksir toplayıcıları yan yana koyman çok zararlı. Çünkü sen mesela oyunda değilken ya da işte bir süredir şeyi beklerken burada dolan altın madenlerini şuralara bırakılabilecek goblinlerle tereyağından kıl çeker gibi alır giderim. Hiç de şey yapamaz. Yani bir şeyde dokunamazsın. Ayrıca şöyle bir şey olabilir. Mesela bir oyuncu düşün. Ne istiyor mesela? Altın istiyor değil mi? Altınların olduğu yere sadece saldırır. Bütün altınını alır gider. Bu kötü bir yöntem. Bunu böyle yapma. Bizim klan şeyden, video sayfamızdan 8. seviye için şey bul. Bir tane tasarım bul ve tasarımı uygula. Yine aynı şekilde buraların arasına boşluk bırakmaman kötü. Nedenini söyleyeyim sana. Mesela ben şuradan duvar kırıcıları gönderip eğer şu duvarlarını kırarsam göndereceğim devler bana mısın demeden direkt bütün havanlarını, bütün sihirbaz kulelerini duvarla karşılaşmadan yok eder. Bu da senin için zararlı olur. Duvarların yüksek olması hiçbir işe yaramaz bundan dolayı. Sihirbaz kulelerini yükselt yakın zamanda. Tamam, okçular toplar falan güzel. Havanları da yükselt 6'ya. Bunların hepsinin, sihirbaz kulesinin havanların 6. seviye olması elzem. Domuz minici basmışsın, eline sağlık. Fakat 8. seviyedeki bir kişi için biraz şey olur, meşakkatli olur. Çünkü malum işte, bak farkındaysan kara iksir sonrasında yeni basıyorsun. Şu an iksir deponda da 2900 civarı kara iksir var. Bunu daha güzel bir yere değerlendirebilirsin. Mesela Barbar Kralı'nı geliştirmek için kullanabilirsin. 9'un seviye 3 tane kışlan var. Bu 3 tane kışla yerine bir tanesini 10. seviyeyi basabilirdin. Bu şekilde Pekka kullanabilirdin. Gerçi şimdi daha yeni o kabiliyete eriştin, onu da biliyorum. Fakat hani sakla onu. Mesela hepsini illa 9'a basmak yerine
Bir tanesini ona bas ki PK kullanabilirsin. Sonra diğerlerini şeye çekersin, yanına çekersin. Genel olarak bir tasarım değişikliğine gideceksin zaten, farkındayım. Duvarları falan daha yeni basmışsın. Dolayısıyla şu altın madenlerini yan yana koymayacağın ve bu havanların ve sihirbaz kulelerin aralarında duvar olacak bir tasarıma gidersen köyün çok daha değerlenir. Çünkü belli ki oyuna dikkat ediyor ve emek harcıyorsun. Bu şekilde daha iyi bir köye sahip olabilirsin diyoruz Wolf ona. Devam edelim şimdi. Son bir tane daha kişimiz var. Bu bölümlerde beşer beşer kişileri inceleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü malum biraz da efor isteyen bir şey. Rotilon adında bir klan var şimdi sırada. Hemen şuraya basıyoruz. Klan aramaya geliyoruz. Rotilon. Sonra buraya arı diyoruz. Alpmiş şeyin. Klan puanı 1900. Aynen 19.000 pardon. Alp adında bir oyuncuya bakıyoruz. 77. level. İnelim aşağı biraz. Alp neredesin? Alp. Bir daha bakalım. Bu arada kaç şeyi varmış? 1232. Heh, en altta. Şimdi 203 tane bağışlanan asker, 695 tane alınan asker. 695 alınan asker çok fazla yahu. Dikkat et buna. 38 kişi toplamda 3 tane şey kazanmışsınız. Savaş kazanmışsınız. 1800'ü üstü alıyorsunuz. Ve anladığım kadarıyla Türk klanı. Tamam. Bir profiline bakalım şimdi senin Alp. Neymişsin, ne değilmişsin. Son 2 hafta içerisindeki duruma bakacak olursak 203 tane onları geçtik. 27 saldırı, savunma 5. Klan savaşına biraz katılıyorsun. Toplam 3 milyon tane altın almışsın. 8 tane şeye girmişsin ikisi yayına. Ama Cehennem Kulesi ile hiç tanışmamışsın henüz. Ve toplamda 11.280 küsür şey vermişsin. Daha fazla olabilir. Daha fazla asker vermeye çalış. Şimdi bu tür saldırılar şeylerde klan şeyler bu tür tasarımlarda zayıf bir nokta var. Şimdi nereden girersem gireyim. İki duvar sonra, çok değil, iki duvar sonra şu merkezdeyim. Dolayısıyla daha komplike ve daha kademeli tasarımlar kullanabilirsin. Bu senin için daha faydalı olur. Mesela ben buraya nereden saldırırım biliyor musun? Birincisi tam şu üçünün buluştuğu noktaya bir tane şey patlatırım. Bombacı. Arkadan bütün şeylerimi veririm, devlerimi. Ardından yine aynı yerden şey yaparım. İki tane daha bırakırım ve şuradaki duvarı yıkarım. Ardından da şuradaki duvarı yıkarım. Devlerim de içerideki yerleri hallederken ve arkadan şuradan yine barbarlarımı salarım. İçeriği bir güzel temizlerler. Buralara falan hiç dokunmam bile gerek yok çünkü. Ayrıca mesela buradaki köy binanı koruyan hiçbir şey yok. Şu an buraların boş olduğunu görüyorsun. Topların da şeyleri, menzilleri, okçuların menzilleri pek yetmiyor. Görebiliyorsun burayı. Yani ben senin yerinde olsam köy binamla araştırma laboratuvarımı yer değiştiririm. Bu şekilde şey kazanırım. Hani ganimet koruma kazanırım. Bana saldırmalarını önlerim. Türk bayrağını koymuşsun. Helal olsun. Güzel. Ama yine de başka bir tasarıma geçmeni şiddetle öneriyorum. Şimdi 8. seviye bir köy binası için düşünecek olursak duvarların güzel. 6. seviye sihirbaz kulelerin şahane, eline sağlık. Yine aynı şekilde 6. seviye havanların gayet güzel. Bütün şeylerini 5'e basmışsın hava savunmaları. Bu da gayet başarılı. Genel olarak gelişme oranın çok güzel. 5. seviyede şey basmışsın. Barbar kral gözümden kaçmadı. 9. seviyeye geldiğinde de hemen muhtemelen okçu kraliçeni basarsın. Aynı şekilde okçu kulelerin de güzel gelişmiş. Fakat bu tasarıma bir el atman gerekiyor. Yine seni bizim sayfadaki tasarımları yönlendireceğim. 77 seviye için kötü değilsin. Hatta bundan 2-3 ay öncesine kadar bizim klana dahi gelsem seni kabul ederdim. Şimdi artık yavaştan 7. seviye havanlar falan arıyoruz. Ya da işte 7. seviye sihirbaz kulesi arıyoruz. Ama şunu da söyleyebilirim ki tasarımını değiştirirsen her şey rayına oturacaktır. Eline sağlık, koluna sağlık. Genel olarak bu bölümden söyleyeceklerim bunlardan ibaret arkadaşlar. Bu seriyi daha aktif olarak yapmaya çalışacağız. Aşağıda bulunan beğen ya da beğenme düğmelerine tıklayın. Bunları gerçekten ciddiye alıyorum. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz ya da başka bir şey varsa yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Hemen şu aşağıda bulunan şeride tıklarsanız da kanala abone olursunuz. Bu şekilde yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.